Nasıl olsa biz bu Allianz Arena'da biz bu işi hallederiz düşüncesi bir zehir. Son 15 dakikada yeni bir maç başladı aslında. Real Madrid de Real Madrid ama yani. Turun galibi Liverpool ama üzülmeyen de Benfica. Bir kere hedefe odaklanmış vaziyetteler. Diğer taraftan Liverpool'u herhalde onlara gözüne kestiriyor. Şampiyonlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İki İngiliz ve iki İspanyol takımı yarı finalde ki birbirleriyle karşılaşacaklar diyelim. Manchester City, Real Madrid'de, Liverpool'da Villarreal'le karşı karşıya gelecek. Biz çeyrek final maçlarını değerlendireceğiz MKG ile birlikte. Önce son şampiyonun maçıyla başlayalım. Chelsea kupada yok ama Bernabeu'da Real Madrid öldü diledi diyebiliriz. 3-1 ilk maçı kazanmış Londra'da. Bernabeu'da skor bir ara 3-0'dı. Bir ara 3-0'dı dakika 75'te. Onun öncesinde de 5 dakika önce herhalde. Üçüncü golü bulmuştu Chelsea. Orada bir büyük bir şok yaşanmıştı. Kabustan VAR kararıyla uyandılar. Ama yeniden o kabusa karabasan gibi çöktü. Yani bir türlü uyanamazsın ya. Bernabeu uzun zamandan beri, gerçi yakın geçmişte de aslında Barcelona maçı da böyle bir şoka sahne olmuştu. Orada kurtulamadılar. Şöyle bir durum var. Eğer burada elenselerdi 3-1'den geri düşüp 3-0'la, zannediyorum bu potansiyel kazanacakları La Liga şampiyonunun pek bir tadı olmayacaktı. Yani kutlama yaparken bir El Clasico mazisi var o lig mücadelesini. Şampiyonlar Ligi'ni 3-1'den son şampiyonu elenerek veriyorsunuz. Neye bağlanıyor bu? Bilmiyorum, sen neye bağlıyorsun da işte iyi olduğu zaman Real Madrid'le ilgili orta sahası çok iyiydi deniyor. Ve Benzema, o ya Benzema'ya top taşıdı ya da Benzema topu götürdü. Kötü olduğu zaman da orta sahası üzerinden yorumlanıyor, değerlendiriliyor. Ki bu maçta öyle oldu. Yine... Yani son 15 dakikada Real Madrid bir gole ihtiyacı vardı. Onda sihirbazı Modric'in aslında yine beklenmeyeni yaparak sazı ele almasıyla gerçekleştirdi. Maçın istatistikleri bu şekilde ki rakip ceza sahasında Chelsea'nin topla buluşma sayısı 48. Çok büyük bir rakam. Yani Real Madrid açısından bir sonraki turda üzerinde durulması gereken, şimdi... İlk maç sonrası Tuchel bu şartlar altında bizim Bernabeu'ya gidip tur atlamamız imkansız dedi. Ancelotti yani, de ne yapmaya çalıştığını farkındayım Tuchel'in dedi. Farkında ama farkında olup takımını uyandırmamış. Yani bütün maç boyunca ya gol dakikalarına baktığın zaman da gerçekten şey, aslında plan mı diyelim ya da futbol şansı, yani bir şeyde buluyorsunuz golü. İlk yarıda bir tane buluyorsunuz. Zaten bir rakibi baskı altına alıyorsunuz. Ardından 51, sonra 75 ideal gol dakikaları. Ama işte o Rodrigo'nun 80. dakikadaki Modric'in yaratıcılığında attığı gol işi değiştirdi. Sonrasında da uzatma dakikalarında iç saha avantajı ve Real Madrid'in turu atlaması. Tuchel'ın taktiği, stratejisi bence işe yaradı. 3-0'a geldiyse maç İşe yaradı ama diğer taraftan Abramovich döneminin son böyle veda turları gibi. Evet. Yani Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonuydu. Abramovich daha henüz kulübü elden çıkartmadı ama sadece iş bir alıcı, artık çıkartacağı kesin bir alıcı bulmaya ve imzalara kalıyor. Veda ediyor Chelsea'de Abramovich. Bu döneminde son maçı gibi aslında. Ellerinde bir FA Cup kaldı. Orada bir kupa alabilirler mi? Onu göreceğiz. Bu arada yani ben maçı seyrederken açıkçası tamam Benzema ayrı. Fakat bir Luka Modric gerçeğini bir kez daha seyretme şansı bulduğumuzu düşünüyorum. Keşke genç futbol severler şöyle bir teknoloji olsa da mesela sadece bir oyuncuyu seyredebilecekler. Hani oyun konsollarda olur ya, sadece evet, tek oyuncuyu seçersin. Modric nerede duruyor savunma sırasında, hücumda ne hamleler yapıyor, nasıl aktif dinleniyor, nasıl tempoyu arttırıyor veya yavaşlatıyor vesaire. Yani 120 dakikada 89 kez topla buluşup 73'te 65 bir pas durumu var. %89 pas isabet oranı bir var Atiba ama. Atiba değil ama. Atiba %99'la falan. %99 yapıyor. Ya, o en garantisi. Ya o tabii lig, yo ya şimdi... Şampiyonlar Ligi'nde bunu Chelsea gibi olağanüstü iyi baskı yapan bir takıma, evet, karşı bu rakamları elde etmek... Neredeyse 10 yılı geçti.
Modrić'te geleli 11'de mi gelmişti, 12'de mi gelmişti, öyle bir şeydi galiba. 10 yıl oldu. 10 yıl oldu neredeyse sonunda. Hırvat futbolu gözümüzün önünde büyüdü, yaşlandı resmen. Euro 2008'den beri hatırlıyoruz yani bizim tabii için. Tabii Euro 2008'den beri hatırlıyoruz. Evet. Yani. Penaltı yatanlardan mıydı, kaçıran? Kaçırdı. Kaçırdı değil mi? Kaçıranlar, Rakitic'le beraber kaçıranlar. İnanılır gibi değil. Evet, düşün yani. Ondan sonra yani ben Modrić'i çok büyük keyifle izledim. Bir ara İzlemeye devam ediyoruz. Yani. Hani bu orta saha üçlüsüyle ilgili olarak Kroos da oyundan alınmasına tepki gösterdi. Ama bir şey yapılması lazım. Yani bir şey yapılması lazım. Artık maçlar orta sahada alınıp orta sahada kaybediliyor. Tamam, Benzema olmadığı zaman da çok şey değişiyor ama orta saha işlemediği zaman Benzema'nın da eli, ayağı, kolu tıkanıyor. Çok olağanüstü işler yapması gerekiyor. Türkiye Ligi'nde de şimdi bütün her şeyi biz Türkiye Ligi'nde de orta sahalar üzerinden yorumluyoruz. Fenerbahçe çıkış işte Crespo ile Zayt's. Galatasaray kötü, Taylan'la şey olur mu? Berkan olur mu? Luka Modrić, Casemiro, Toni Kroos bu oyuncular 35-35. Casemiro da 30'lar. Yani o Kamavinga'yı soktu. Kamavinga çok iyi bir oyuncu olacak. %100. Çok zaten büyük bir oyuncu olacak. Çok büyük bir oyuncu olacak. Çok iyi bir transfer. Yani Real Madrid aslında o planlamayı da çok iyi yapıyor. Alaba bu maçta çok iyi olmamasına rağmen gelecek için garantilerden birisi. Real Madrid çok sıkıştı. Son zamanlar gerçekten bu kadar panik hale düşmemişti. Ama işte saha içi liderinin ne kadar önemli olduğunu, son 15 dakikada yeni bir maç başladı aslında Real Madrid için ve o son 15 dakikadaki yeni maçta sahada diri kalması gereken adamların başında Luka Modrić geliyordu. Onun da bir açıklaması var. Ancelotti'yi övmüş. Mükemmel değişiklikler yaptı diyor. Onun buralardaki tecrübesi büyük rol oynadı. Pes etmedik, inandık ve büyük bir karakter ortaya koyduk diyor ki zaten bir önceki turda da Paris Saint-Germain'i de aynı şekilde bence karakter koyarak yine elediler ve Chelsea'de sonuçta son şampiyon. Her ne kadar Abramovic meselesi konusu takımın moralini bozmuş olsa da, Tuchel de biraz ümitsiz bakmış olsa da yani Real Madrid de Real Madrid ama yani. Real Madrid de Real Madrid tabii yani kuşkusuz. Ya biraz sonra konuşacağız işte Bayern Münih-Villarreal eşleşmesiyle ilgili. Çünkü genelde yorumcular Bayern Münih'in Villarreal'e elenmesini ama bir önceki turda işte Salzburg'u elemesini biraz tecrübe üzerinden konumlandırıyor. Real Madrid çok tecrübeli. Yani o formanın ağırlığı, o formayı giyen oyuncunun olaya bakış açısı ki gerçekten şimdi Ancelotti aslında şeyi de PR'ı da kuvvetli bir teknik adam ama sanki hani iki takım da eski takım bu arada. Tabii. Şampiyonluk kazandığı takım. Yani Klopp kadar, Guardiola kadar ve yeri geliyor hatta hani Allegri kadar övdüğümüz bir de teknik adam değil. Şeye benzetiyorum biraz. Tabii yaş olarak da yaklaştı herhalde. O da 60'larda değil mi? Ancelotti'de. Capello'ya benzetiyorum biraz. Capello da Milan'la ilk dönemlerinde bir winner'dı. Sonra işte Real'le de şampiyonluk kazandı La Liga'da. Kazandı da işte o şampiyonluğu gibi. Mesela neyle hatırlıyorsun Capello'nun? Savunma futbolu diye. Emerson'la hatırlıyorsun Emerson. Değil mi? Yani Real Madrid bir şey kazandığı zaman eğer ya Vicente Del Bosque'nin bile belki gönderilmesinin nedenlerinden biri budur. Yani o tabii ki Ronaldo vardı o takımda ama Claude Makalele'nin ne kadar olağanüstü bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyerek işte ona Ivan Elguera'nın arkasında Fernando Hierro'nun nasıl kapattığını söyleyerek biraz övüyorduk. Şeyin de yani o işte Capello'nun da Emerson gerçeğiyle az gol, 1-0'lık skorlar. Ya Ancelotti'yi öyle bir savunmacı olarak değil, tarif edemem ama kazanmak için ne yapması gerektiğini bilen bir teknik adam. Bence en önemli özellik bir teknik adamda bulunması gereken. Elindeki malzemeye göre futbol oynatabilmek. Doğru, doğru. Kesinlikle. Tuchel de ne demiş? Kaybetmek her zaman can acıtır ama bu kabul edebileceğimiz bir kayıptı. Zaten maç öncesi de söylüyordu imkansız diye. Oynamak istediğimiz gibi oynadık. Takım olarak kalitemizi ve karakterimizi gösterdik demiş Thomas Tuchel de. Chelsea açıkçası senin de başta söylediğin gibi amacına bir şekilde karakter ulaştı. Karakter koydu. Yani karakter koydu. Hani o şey sahnesinden Abramovich dönemi kapanırken sahneden çünkü gelecek sezon ne olacağı belli değil. Yani sözleşmeli oyuncuların da ne yapacağı belli değil. Yeni alınacak oyuncular da belli değil. Yani ne olacağı gerçekten belli değil. Bu devri böyle bir görkemli aslında çok inanılmaz bir şey olacaktı. Yani Barnabao'da Real Madrid 3-1'den geri dönüp 3-0'la ya da 4-0'la elemiş olsaydı ya da uzatmalarda inanılmazı başarıp
bir şovla sahneden çekilecekti Abramovich döneminde. Ama son neden şampiyon olduğunu bize gösterdi. Belki o ayın bir ay önceki o bocalama devri, arka arkaya ligde de yaşanan puan kayıpları. Evet. Ama burada Tuchel'ın ne yaptığını, Bernabeu'da bile ne yapmak istediğini gösterdi. Yani 3-0'a getirmek kolay iş değil. Kolay iş değil. Bu arada Benzema da işte şimdi burada fotoğraf olarak yansıyınca gördüm. Hem bir önceki maçta hem bu maçta kafa golleri atarak. Evet. Sanki ayağıyla vuruyormuş gibi kafayla direkt net falsolu vuruşlar yaparak. Tabii, evet, o muazzamdı, konuşmuştuk. Kalitesini de o da gösterdi ve turu da getirdi. Real Madrid Manchester City ile karşı karşıya gelecek ki Manchester City'de birazdan konuşacağız. O zaman geçelim diğer mücadeleye, aynı gün oynanan diğer mücadeleye ki o artık bir sürpriz. Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonun sürprizi olarak niteleniyor. Bir önceki turda da sürpriz yaptılar, Juventus. Bu turda da sürpriz oldu ve Villarreal gerçeği yıllar sonra yarı final Şampiyonlar Ligi'nde Sarı Denizaltılar Bayern Münih gibi bir nasıl diyelim yani 2020 miydi Şampiyonlar Ligi o bubble gibi hani şey oynamıştı. Evet 2018-19 sezonunda domine etmiş, namağlup gitmiş. Julian Nagelsmann gibi genç hırslı bir teknik direktörü almış. Hani şu oldu bir nevi, hani ben de gelsem o takımı yönetirim kavramı değil. Julian Nagelsmann iyi bir teknik direktör ama amasını da senden alayım. Burada Villarreal gibi, Unai Emery gibi. Ya şimdi yaratıcılıkta problemi oldu. Yani özellikle Serge Gnabry ile öbür tarafta Coman işlemediği zaman, form düşüklüğü gösterdiği zaman işlerin tıkandığına dair bir iddia var. Ki doğrudur. Şimdi ilk Salzburg maçında da Coman'ın 90. dakikaydı herhalde değil mi? Son dakikada beraberlik golünü attı, orada kurtardı. Evet, evet. İkinci maça giriyoruz. Allianz Arena'da notları almaya başladığımda ya bu Salzburg fena oynamıyor. Buradan bir iş açabilir mi başına? Hani şimdi 90 dakikayı aynı yoğunlukta ve tempoda oynamak kolay değil ama yani karşılık veriyor gibi gelmişti. Ama orada hatırlayacaksın iki penaltı golü, biraz tecrübesizlik, aynı oyuncunun yaptığı penaltı. 20 dakikada o penaltılarla işte onun için dedim ya biraz önce işaret ettim. Villarreal çökmedi. Villarreal daha deneyimli bir takım. Villarreal yani ben şuna inanırım. Geleneğin o hep Villarreal dediğimizde şu sarı formayı gördüğümüzde hep aklımıza Riquelme geliyor. Hep o şeyin kurtardığı, Lehmann'ın kurtardığı penaltı geliyor. Hani o yarı final tecrübesi geliyor insanın aklına. Kulüp kültüründe ne kadar küçük olursa olsun var bu. Ve de Avusturya şampiyonunun işte Lansk'la oynaması, Linz'le oynaması, efendim Rapid'le oynaması gibi değil. Şimdi Villarreal çıkıyor bir hafta sonra Barcelona ile. Ondan önce Real Madrid ve Valencia. Doğru. Çok doğru. O lig Bayern Münih'in yaşadığı sıkıntılardan biri de bu. Lig. Yani evet ya yani Borussia Dortmund bu sezon mesela hiçbirimiz puan farkının azaldığını da gördüğümüz oldu. Ama şimdi Borussia 10. Dortmund şampiyonluğa doğru gidiyor. Gidiyor. Yani olmama ihtimali yok gibi. Şimdi Borussia Dortmund elinde evet çok önemli oyuncular var. Yani Reus lideridir. Şey zaten Haaland'ı. Ama bunu yaratan da Bayern'in kendisi. Ama işte Pulisic geliyor gidiyor. Şey ne derler? Jadon Sancho geliyor gidiyor. Öyle bir artık öyle konumlandırdı. Yani kulüp çarklarını mali olarak öyle döndürüyor. Sürekli zirveyi zorluyor ama olamıyor. 10 sene oldu. Şimdi Nagelsmann'ın da problemlerinden biri bu. Yani o maç ritmi, maç temposu Bundesliga bence şeysiz kalıyor, rakipsiz kaldığı için zorlanmıyor. İki, bu yaratıcılık problemine bir de sezon içerisinde sakatlar dolayısıyla, özellikle Goretzka'nın sakatlığı dolayısıyla orta saha kurgusunu değiştirmek zorunda kaldı. İlk maçta bir şeylik vardı. Ne derler? Nasıl olsa biz bu Allianz Arena'da biz bu işi hallederiz düşüncesi bir zehir. Ya Aykut Kocaman'ın bir sözü vardır. Çok güzel bir söz aslında. Ya o da bilmiyorum, Aykut Hoca da herhalde. Ya zehirle ilacı birbirinden ayıran şey dozajıdır. Özgüven de yani dozunda özgüven çok iyi de futbol bu işte. Yani 1-0 bulursunuz. Tamam da 88'de bir tane yersiniz. Buz gibi kalırsınız ve hiçbir şey yapamazsınız. Bu yaratıcılık problemini ortadan kaldırması lazım. Bir de genel uzun vadede şunu söylüyorlar Almanya'da. Şimdi 2023'te işte Lewandowski'sinden Neuer'ine kadar birçok oyuncunun sözleşmesi geliyor. Nasıl bir planlama yapacak Bayern Münih? Yani bu Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığı Nagelsmann'ın da koltuğunu sarsmış değil. Hı hı. Çünkü fırsat verecekler. Onu ve en iyi performansımız da diyor.
bu maç için. Son aylardaki en iyi performanslarımızdan biriydi diyor. İlk maçtaki beraberliği işte kaçırmamız da diyor. Biz mesela buraya geliyor özet. Bütün ligleri her haftasıyla takip etmemiz insanüstü bir şey, edemeyiz. Evet. Ama biz burada birlikte özetleri anlatıyoruz. Zaman zaman Numan da anlatıyor. Şimdi Almanya maçında, Almanya Ligi maçlarında yani bir şekilde son mesela Augsburg maçı hiçbir şey yapmadı Bayernmiş. Hadi diyorum seyrederken... İyi bir antrenman olmuyor. Yani o baskı bir... Baskı antrenmanı bile olmuyor. Ya Augsburg zaten 9 puan fark var. Bundan berabere kalsam da bir sonraki zaten Şampiyonlar Ligi maçım var. Bunun için canımı sıkmayayım diye. Yani bu şeyi, yoğunluğu ve hassasiyeti kaybediyor bence takımlar. İşte az önce dediğim gibi bu ligi ama o hale getiren de Bayern Münih. Yani rakiplerimde güçlü futbolcu olmasın, hepsini ben toplayayım. Ya Mario Götze'yi alıp geri verip şey yapmış bir kulüp hani kullanmadan doğru. Mario Götze de Lewandowski yani, ayrı bir. Borussia Dortmund altyapısından yetişiyorsun. İlk fırsatta 30 milyon euro. Ya onun bence şeyi doruk noktası Klose ile Borowski'nin Werder Bremen'e şampiyon olup gittiler aldılar. Evet. Stuttgart'tan da şeyi işte ne Werder kaldı almışlardı. Ne Schalke kaldı. İşte ne Dortmund var. Schalke'den Neuer'i Leipzig alıyor. Leipzig projesi bile bir proje olarak kaldı. Yani Nagelsmann'ı aldın oradan yani, da. Nagelsmann'ı aldın. Upamecano'yu aldın. Ki Upamecano dünün zayıf oyuncularından birisi. Ya zaten evet. Ben Beşiktaş maçında da hatırlıyorum. Böyle sarsak. Doğru. Sarsak daha mi? Çok var. Yolu çok var. Çok genç ve yolu çok var yani gelişmesi için ama. Villarreal'i tekrar bence konuşmaya devam edelim. Unai Emery'i her turda konuşuyoruz. Yani good evening diye de takılıyoruz, latife de yapıyoruz ama şöyle de bir açıklamasını okudum. Bilmiyorum, görmedim yani konuşurken ama enteresan. Juventus ve Paris Saint-Germain, Juventus ve İngiliz kulüpleri Süper Ligi kurmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. İşte efendim küçük kulüpler, onların ayarında olmayan kulüpler onlarla baş edemiyor diye. Şimdi gitsinler istedikleri ligi kursunlar gibi böyle bir atarlı giderli bir açıklaması var. Bu da maçla ilgili bir açıklaması. Çok uzun böyle bir şey var ya yani en son hiç hayal kırıklığı. Bence hani bir takım kanaat önderleri var sonuna kadar hak ediyor. Çok özür dilerim. Arsene Wenger mesela. Arsene Wenger hatırlarsın. Slavia Prag'da ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemiyorum falan gibi. Küçük. Bence futbolun içinden gelen topa ayağı değmiş, kulübeye girmiş. Bak iş adamları ben bunu David Dine'dan duysam, yok Gazidis'ten duysam, hani kim diyeyim başka hani Luis Campos'tan duysam, sportif direktörlerden. Evet. Hani böyle parayla futbol topu ilişkisini idare etmeye çalışan kulüp evet. Anlayabilirim ama Strasbourg'da top oynamış, Arsenal'ı inanılmaz bir başarıya taşımış. Yani futbolu futbol olduğu için sevdiğini düşündüğümüz adamların bu şekilde Avrupa Süper Ligi'ni savunması ya da diğer ligden gelen takımları hakir görmesi, ya futbol bunun için yani Prag'da bir genç ya da efendim şeyde ne bileyim Tallinn'de bir genç futbolu bir gün tuttuğu takım işte geldi stada Real Madrid mesela. Real Madrid'le oynayabilir niye diye seviyor. Niye gelmesin? Yani buraya içine kapalı bir şey yaptığınız zaman işte bugün basketbol Euroleague'in hali ortada, kötü olduğundan demiyorum. Ama o basketbol dinamiği başka. Çok başka yani ama futbol öyle değil. Bunu bu şekilde yapmaya çalışırsan futbolu da gerçekten başına gelebilecek en kötü şey olur. Futbolun başına gelebilecek en kötü şey bence o kendine özel bir vallahi olması olur. Bu arada Thomas Müller'in de açıklaması bu performanstan sonra eğlenmek çok acı. Taraftarımızın desteğiyle çok bastırdık. Bu maç özelinde turu geçmeyi net şekilde hak ettik. Bunu kabul etmek çok zor diyor Thomas Müller. Yani performans olarak Nagelsmann da aynı şeyi söylüyor. İyi oynadık ama. İşte Villarreal burada işte az önce bahsettiğimiz konu bir şeyi daha gösterdi. Yani bu kulübün yani lig büyük lig bu arada. Dani Parejo da diyor ki ilk maçta Nagelsmann. Şimdi böyle sonuçlar alındıktan sonra demeçler üzerinden skorları yorumlamak da daha kolay oluyor. Şey ilk maçta Nagelsmann ilk maçta işi bitirmemiz lazım diye ilk maç öncesi röportajında söylüyor. O onu kamçılamış şey Villarreal'i. Ona da ders verdiklerini düşünüyorlar. Valla işte, kupayı da alırsa Villarreal ne güzel olur diyorum işte. Ben net şekilde bundan sonra Villarreal'i destekliyorum. Peki desteklediğimiz takımı ilan ettik. Evet yok. Ya hakikaten böyle yani şu programda böyle bir şey Don Kişotluk yapayım diye söylemiyorum. Yani çok da çok orijinal bir şey olduğunu da düşünmüyorum bunu söylemek ama gerçekten yani bu işte
şey zamanında Steaua Bükreş'in alması, Kızıl Yıldız'ın alması, yani değişik takımları görmek. En son ne zaman ya dört büyüklükten Porto mu aldı 2003-2004? 4. Şey 5. Yok hayır 4. 4. Porto. Porto. En son Porto 2004. Gerçek. Sonra yani, yok. Final dahi yok. Final dahi yok. Dışarıdan. Yani işte Monaco, Porto. Evet. Ondan sonra işte Milan, Juventus yok. Milan, Real Madrid, Barcelona zaten Messi şey Guardiola geliyor. Evet, evet. Ardından. Oralarda ayrı döndü. Bir dominasyon var. İşte Lyon bir yarı final yaptı falan ya ama. Ya bir hikaye dinleyelim mesela. Lo Celso'nun hikayesini dinleyelim. Gitmiş, gelmiş. Mesela Etienne Capoue Premier Lig'e gitmiş, gelmiş. Yani bu futbolcular Gerard Moreno. İspanyol'da oynadı o. Evet. Yani Dani Pareo ne zaman bırakacak diye beklerken bu takım liderliğine soyunmuş. Şey yani Raul yani. Albiol. Raul Albiol. Real Madrid. Ya o da 35-36 herhalde. Tabii canım onda yaşı var bayağı. Albiol de şey değil o kadar. Ya dolayısıyla istiyorum. Yani bir şeyler okuyalım. Diyelim şey finale çıkıyor. Kaldı. Villarreal. Tamam mı? Hangi kadro için falan? Hayır. O çok değil. Daha saçma sapan bir şey geldi aklıma şu an. Şehrin nüfusu kaç? Ne kadardı? Şey dedik işte 60 bin mi dedik? Yani yarısı şeye geliyordu. 70 bin yarısı. 70'e. Sen dönüye hepsi giderse şehir bomboş olacak. Ya bu hikaye şey yapıldığında İzlanda 2016 Avrupa Şampiyonası'nda. Evet hepsi gitti. Ülkenin %10'u deplasman yaptı ya 31 kişi ben ülke olarak şey, evden ev taşımaya. Taşındı. Geçelim diğer eşleşmeye. Atletico Madrid-Chelsea mücadelesine geçelim ve Atletico Madrid'in ilk maçta uyguladığı açıkçası savunma futbolu çok eleştirilmişti. Guardiola da yani 100 yıl bu savunmaya karşı uğraşsak, binlerce yıl uğraşsak aşamayız demişti ki ikinci maç aslında öyle olmadı. Biraz daha Manchester City sanki o kadar olmasa da biraz daha savunmayı benimsedi ve gol yememeye çalıştı. Atletico Madrid de ara ara ve özellikle ikinci yarı savunmayı zorladı. Manchester City'yi zorladı fakat golsüz bitti maç ve Manchester City yarı finale kalan taraf oldu. Ya aslında ikinci yarıda bir gol bulmayı hani ikinci yarını böyle tartıya koyduğun zaman güreş olsa hani, olsaydı iyi olurdu. Evet olabilirdi yani 13 şutu var. İkisi isabetli. Toplu oynamada daha üstün. Tabii burada ikinci yarıda biraz daha risk alacağını tahmin ediyor Guardiola. Top artık eskisi gibi değil. Kimse yani o hani futbol hayat gibi sürekli değiştiği için eskidermiş o. Ya ben skor avantajına sahip olsam da topu alayım bir daha vermeyeyim %80 önde oynayayım diye bir şey yok. Tiki taka muhabbeti çok fazla oldu. Tabii canım ya artık gitti. Yani burada da artık ne zaman topu bırakacağını ve hatları sıkı tutacağını büyük teknik adamlar değil, ortalama bu işle ilgilenen bütün teknik adamlar biliyor. %40 ile oynamış toplu Atletico Madrid ama 28 ceza sahasında topla buluşması var. Daha efektif, daha verimli kullanmış evet. Diyebilir miyiz? Ama gol beklentisi Chelsea'nin daha fazlaydı bu arada. Gol beklentisi ben de sevdiğim bir rakam. Bazen çok şey, bazen de hiçbir şey. Hmm. Yani bak, yaz. Yazma, kullanmayın. Bazen hiçbir şey. Bastırdı, sıkıştırdı hatta spot yazarken sevgili Ali ile de sen de ne yazsak diye acaba. Atletico Madrid ikinci yarıdaki performansına bir övgü cümlesi bulmak lazım. Yani Manchester City şu anda herhalde dört takım arasında en net favori değil mi? Yani net şimdi, favori. Net favori. Gerçi Liverpool da o takımlardan birisi. İkisi favori. Manchester City'ye o dakikaları yaşatmak, o kabusu göndürmek de Phil Foden'ın yere düşmesi, dışarıya düşmesi, sonra içeriye gelmesi. Yani biraz da tekrar dışarıya taşıması. Yani İngilizler tabii şunu yapıyor İngiliz medyası. İşte hep böyle şeyle, tekniğiyle, güzel futboluyla, akıcılığıyla şey yapan Manchester City bu kez takım olarak sert duran, hani skor alındığı zaman her zaman bir şey bulunuyor. Övebilecek. Yani takım topu %80 rakibine vermiş, şut atmamış. Son 5 dakika kalı bir gol attığı zaman da onu da övebiliyoruz skor tabelasına bakarak. İngilizler de bunu övmüş. İşte şu manzaralar bile şey yani takım birlikte işte mücadele etti, bırakmadı. Orada 60 bin Atletico taraftarı tepesine bindi ama düşmedi şeklinde. Kore'ye o topu içeri atmış olsa çok değişik. Dönen topu. Evet. Yani peki net bir santraforsuz oynamamasının City'nin? Ya bunu herhalde Foden'ın sabaha herhalde kadar... 4-6-0 muhabbeti İlkay'ı ara ara önde görüyoruz. De Bruyne'yi görüyoruz. Yani Foden önde. Böyle yapmayı tercih ediyor. Şimdi yani Guardiola'ya da elinde mesela şöyle. Şimdi o 9'a zaten 9'da giyiyor da Gabriel Jesus
dışında Agüero da ayrıldıktan sonra hani elinde Lewandowski olsa, elinde Benzema olsa, elinde Haaland olsa mı oynatmadı da mı biz konuşuyoruz bunu deriz. Bence yani. Yok ama olmaması ya çünkü biliyorsun yani şeye yani en iyi savunmacılar sevgili Guardiola'dayken yine oraya işte Portekiz'den şeyden Luis Diaz'ı almayı, Laporta almayı, sürekli oraya bir daha önce Stones'ı almayı, sürekli o savunmayla ilgili bir upgrade, Dyson'ı gördüğü zaman alıyor. Yani ihtiyaç duymuyor herhalde. İlla ki çünkü bazı maçlar şey çağırıyor. Hakikaten kutunun içine geldiği zaman bir tane birisi atsın ya şu topu içeriye. Arkadan sürekli sahte dokuzla sahte dokuzla olmuyor. Olmuyor ama çalıştıkları, inandıkları hani şey var ya Bayern Münih teknik direktörüyken sormuşlardı. Yani orada da eleştirildiği bir dönem vardı. Başka türlü futbol oynatmayı düşünmüyor musunuz diyor dediler. Evet düşünüyorum dedi. Bütün hayatım boyunca bunu düşünüyorum. Düşünüyorum hala fikrimin doğru olduğuna karar veriyorum dedi. Tamam, başa dönüyorum. Başa dönüyorum. Bunu tercih ediyor. Yoksa Manchester City alır. 9'un kralını alır. Bu arada bir sonraki eşleşme için de açıklaması var. Real Madrid'e karşı ikinci yarıdaki gibi oynarsak hiç şansımız yok. Ancak ilk maçtaki oyunumuzla onlarla başa çıkabiliriz. Diyor. Yani nasıl diyeyim? Ya çok farklı iki maç olacak şimdi. Atletico Madrid ile Real Madrid kadro yapısı olarak çok farklı iki takım. Yani biraz önce konuştum işte o orta saha. Mesela Ancelotti ne yapacak oradayı? Orada yani cross, şey, o yoğunlukta daha tempolu bir maç olacağını düşünüyorum ben. Ama yine de ben Real Madrid'in hani Paris Saint Germain'le ilk maçı hatırlayalım. Chelsea'yle ilk maçında da geride bekleyip kontrayla buldular. Onlar hiç Real Madrid hani ismen Real Madrid'e yakışan maçlar değildi. Ama aldı sonucu Londra'da aldı sonucu. Hatta Paris'te bile yenilmesine rağmen dedik ki yeni sistem Bernabeu'da İkinci yeni bir maça izin verdiği için çok da büyük kayıp değil demiştik yani açıkçası. City'de yani bir kere hedefe odaklanmış vaziyetteler. Tabii diğer taraftan Liverpool'u herhalde onlara gözüne kestiriyor. Finalde onlar gelir diye düşünüyorlar. Ama Liverpool Villarreal eşleşmesine ne olur göreceğiz. Çok zor Villarreal'in iş. Söylediğimiz gibi en büyük favori Manchester City. Ve Atletico Madrid'de aslında şöyle bitirelim bu bölümü. Simeone'nin daha önceki programda da konuştuk, gitmesi durumu konuşuluyor. Yani bu sezon artık son olabilir. Ben açıkçası ilk maçta ne kadar eleştirilmiş olsa da turu böyle %50-50 alkışlandı diye bitirdi diyebilirim herhalde. O kadar da sövülecek şekilde olmadı yani. Yani dedik ya bir övdük sonra sövdük diye. Futbolun binlerce yüzü var. Rakibimizin nasıl oynadığı hakkında konuşmayacağım. Oynamak istediğimiz gibi oynuyoruz. Tahminen dünyadaki en iyi takıma karşı oynadık ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Ya son tabii o şey etkilenilmeyecek gibi değil. Takımın tribünlerle bütünleşmesi, o coşku, maçtan sonra 10-15 dakika çıkmamışlar yeniden takım çıkmış sahaya. Güzel görüntüler bunlar. Hani futbolu neden sevdiğimizi hatırlatan görüntüler. Hep ben bunu savunurum zaten. Yani bir takım neyi iyi yapabiliyorsa onu yapsın, öyle geçmeye çalışsın. Herkes işte o 2007-2008 tiki taka oynayamaz. Evet. Ya da herkes açık oynayamaz. Oynarsa güreştiğin zaman yenilirsin. İkinci maçta da dediğin gibi o kadar yerilecek bir durum yoktu. Evet. Yani Simeone'nin de belki de vedasını izledik. Yani komadete diyelim. Olabilir. Ve geçelim son maça. Evet yani bu... Bugün Portekiz formalite gazetelerinde okudum gururlu ve ayakta diye tabii, Benfica gidip için. Gidip Anfield'da 3 tane gol attığınız zaman. 3-3 bitirmek ki 3-1 yine geriye düşüyorsunuz bu arada ve 3-3 bitiriyorsunuz. Yani turun galibi Liverpool ama üzülmeyen de Benfica diyebiliriz net. Liverpool tabii eşleştiğinizde biraz hazırlıklı oluyorsunuz. Tabii 3-3'e getirmek, şimdi Liverpool'un da bir önceki maçı Manchester City son derece heyecanlı, gergin, şampiyonlukta belirleyici olabilecek bir maç. Takıma baktığın zaman zaten rotasyon var. Bazen rotasyon hani bu tür durumlarda olumlu yansır motivasyon açısından. Ama görünen o ki yani Liverpool'un zaten hani 3 tane gol yemiş olması çok da fazla konsantre olmadıklarının göstergesi. 3-1'den sonra daha da rahatlıyorlar. Yine oyuncu değişiklikleri var zaten. Klopp hocam değiştiriyor.
Berabere kalmasını bekliyor muydum? Beklemiyordum Liverpool'un. Evet. Ama 3-1 olunca ben... Benfica açısından aynı. Şimdi zannediyorum Benfica ile Porto arasında 4-5 puanlık bir fark var. O da kapanacak gibi gözükmüyor kalan maçlara baktığım Porto zaman. Çünkü. Porto iyi gidiyor. Benfica'nın buradan hani anılar cebine kar kaldı. Barcelona'nın olduğu bir grubu geçtiler. Jesus'u ve Pizzi'yi taraftar kovalayarak gönderdi. Yani bayağı gerilimli bir atmosfer. Rui Costa bu arada galiba yani yanlış hatırlamıyorsam kayyum atanacaktı neredeyse başkan oldu. Öyle bir yönetimsel anlamda da çok büyük gerilim yaşadılar Benfica. Öyle bir kaos döneminde Nisan ayına kadar gelip Liverpool'la bir de berabere bitirdiğiniz bir maçtan sonra ki ilk maçta da hatırlayalım. Geçen programda konuştuk. İkinci yarıda özellikle bazı pozisyonları buldular. Kendi taraftarını bile heyecanlandırdı. O yüzden Benfica ilk için... İlk maçta golü yiyene kadar var. Bir iki yokladığı evet. pozisyon var ama yani şimdi çok güçlü Liverpool falan. Yani biraz önce Bayern Münih, Bundesliga test diyoruz ya. Bir taraftan da işte öbürleri de Maritimo ile oynuyor. Gil Vicente ile oynuyor. Boavista ile oynuyor. Boavista ile oynuyor. Çok... Liverpool Manchester City oynadı hafta sonunda. Bu turdan önce düşün yani. Burada ciddi bir rotasyon var. Yani işte orta saha rotasyonu özel. Yani sol bekte Simikas oynuyor. Joe Gomez sağ bek, Milner, Henderson normalde artık ilk 11'de değil. Hani Diaz'ı, Jota'yı oynatıyor ama ne Salah ne Mane var. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 44. İyi değil mi? rakip de aslında 13 buluşup da 3 tane atmış. O da ince bitiricilik. İşçilik. İnce işçilik. İhtiyacı kadar kullanıyor evet. ceza sahasını. Peki tekrar bir şuraya tabloyu rica edeyim, eşleşmeleri rica edelim ve son olarak eşleşmeleri konuşarak noktalayalım. Manchester City, Real Madrid yani final olsa güzel olurdu diyeceğimiz bir eşleşme. Real Madrid'in performansından da ötürü. Diğer tarafta da Liverpool Villarreal program içinde de konuştuk. Açıkçası bizim desteklediğimiz Villarreal. Yani kupayı almasını bile dilediğimiz bir takım şu an. Güzel maçlar olacak diye ümit ediyoruz. Yani Liverpool Real Madrid finali seyrettik. Manchester City Chelsea finali seyrettik. Şimdi Liverpool Tottenham finali de seyrettik. Seyrettik. Yine bir Liverpool Manchester City aslında kokuyor. Yani şimdi bu kombinasyon belki içinden hiç seyretmediğimiz bir kombinasyon var tabii ki. Ama yani şurada Villarreal'i görmek ya gerçekten futbol ruhu adına gerçekten çok istiyorum. Ha ne kadar çok istiyorum? Hayattaki öncelikli derdim değil ama yani hakikaten futbol dünyası açısından olmalı. Yani şurada Benfica'nın varlığı da önemliydi. Villarreal'in varlığı da önemli. Bunlar Paris Saint Germain yok, Juventus yok bu arada. Bu gitti çoktan yani ya, bu arada onu da... Ha, biz böyle Villarreal gibi ya da işte Benfica gibi yapılanmaları olan takımlarımız var mı? Yok. Evet. Ama hani bizim de az olan umutlarımızı canlı tutabilir. Çünkü en iddialı, Türk futbol tarihinin en iddialı teknik direktörlerinden biri belki de ilki Fatih Hoca bile. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde makas çok açıldı diyor. Hani evet bir söylem var, var bir hayalimiz diyor ama Fatih Hoca ile konuşsak belki de ya Emek ben öyle diyorum ama sen bakma şimdi bu nasıl yapacağız ya Paris Saint Germain bak Mbappe, Neymar, Messi birlikte oynuyor biz diyecek belki. Ama tabii o tür idealist teknik adamlar üste koyuyor. Bizi de biraz heyecanlandırır Villarreal'i orada görmek. Nihat'la konuşuruz filan. Kahveciyle. Olabilir. Bu arada hafta sonunda senin kırılma anını seyrederken aklıma geldi. Aslında başka bir kombinasyon daha var burada. Villarreal Valencia şehri olduğu için Real Madrid Valencia finali evet, 2000 Paris'in kupayı aldığı evet. Paris Saint-Denis'deydi o da. Evet. Yine Real Madrid Villarreal yine Saint-Denis'de olursa bak enteresan olabilir. Evet yani nasıl biraz fazla zorladı gibi oldu ama neyse birleştirdim. Peki yarı finalle ilgili yarı final eşleşmeleriyle ilgili de yorumlarınızı hemen videomuzun altına da bekliyoruz belirtelim ki maçlar oynandığında da program sırasında okuyalım, konuşalım, değerlendirelim. Sizlerin de katılımını bekliyoruz diyerek Şampiyonlar Kulübü'nü noktalıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Biz de Şampiyonlar Kulübü'nde çeyrek final maçlarını konuştuk. Nerede konuştuk Şampiyonlar Kulübü'nde? İzlemek için ne yapmaları lazım? NTV Spor'un YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanız lazım. Yorumda yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bekliyoruz.